Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün borsamız 1515 puanı destek yaptı ve onun üzerinde durmaya çalıştı, direnmeye çalıştı. Bazı özelden yazan arkadaşlarım, abonelerim demiyorum o kelimeyi pek sevmiyorum. Bana yandık bittik hocam kilo olduk filan şeklinde sorular geliyor. Aslında endeks %1.5 düştü. Ancak bazı hisselere baktığımızda Ford Oto Teknosa gibi bazı hisseler özellikle Enerjisa çok ciddi düşüşler yaptılar. Enerjisa düş evet Enerjisa ben video çektiğim gün %5 düşmüştü ama o gün bilanço yayınlanmamıştı. Ben işin açıkçası Enerjisa'nın böyle bir bilanço açıklayacağı aklımın ucuna dahi gelmedi. Yani 9 aydır çok güzel yaklaşık 300-400 milyon TL 3 aylık kar eden bir firma gerçekten çok ciddi bir zarar açıkladı. Evet bazı arkadaşlar evet abonelerim arasında beni eleştirenlerde evet çok mutlu oluyorum. Belki borsada para kazanmaktan daha mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten bir seviyeyi tutturmak, bir üslubu tutturmak çok önemli. Birçok arkadaşım benimle hemfikir değil. Mesela diyor boyanın altında yazıyorlar. Abi çok pahalı, çok fiyatlandı. Doğru haklısınız diyor boya. Zaten o Eylül ayında bir fiyat artışı yapıyor. Zaten orada şeyi yükseltiyor. bilançoyu fiyatlıyor ve orada bir üst kulvara geçiyor diyor boya. Ve bazı arkadaşlar abi ben bunu 8 lirada alırım, 9 lirada alırım şeklinde çok güzel yorumlar yapıyor. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Çünkü ben sizi demek ki çok fazla sık boğaz etmiyorum. Sizleri kendi, evet beni dinliyorsunuz, fikir sahibi oluyorsunuz ama kendi kararınızı kendiniz verebiliyorsunuz ve kendi kendinize eğitilebiliyorsunuz. Bundan dolayı da ben çok mutlu olduğumu sizlere belirtmek isterim. Karşılıklı tartışmak, bilgi alışverişi yapmak çok güzel bir şey. Evet bir arkadaş mesela enerjisanın altını yorum yazmış. Abi bu bilanço gerçekten çok kötü geldi. Bu bilanço aslında enerjisanın taban olması lazım. Gerçekten arkadaşlar kabul ediyorum. Bazı şeyleri her şeyiyle bilemiyoruz. Her şeyiyle göremiyoruz. Yani ben Enerjisan'ın 9 aydır kar eden bir firmanın bu son çeyrek zarar edeceği aklımın ucuna gelmedi. Ama bazı insider trader, traderlar yani içeriden bilgi alan ıı, traderlar bunu almışlar ve almadan önce bunu fiyatlamaya başlıyorlar. Yani eskiden 24 saat önceden bilgi alınırdı. Şimdi neredeyse 36 saatten 48 saat önceden bilgi alınıyor. Enerjisa Evet o gün %5 düşmüştü. Ben bu düşüş devam ederse bu güzel pozitif bilançoyla 12 lira ilk destek kademesinden bir kademe alınabilir diye düşünmüştüm. Ancak artık bunun yorumunu ve bunun risk algısını ben sizlere bırakıyorum. Bir arkadaş çok güzel bir şey söylemiş. Abi net faaliyet karı diyor da %11'ler %12'ler dönemsel karı çok iyi. E, dönem, ben onu belirtmiştim videoda zaten. Dönemsel kar çok iyi. %273 artmış ama Bundan sonra aynı şekilde kar edecek diye bir şey yok diyor da. Yani aynı şekilde kar etmeyebilir. Ancak burada biz neye bakacağız? Net faaliyet karına. Net faaliyet karı neydi arkadaşlar? Net faaliyet karı şirketin asıl yapmış olduğu kendi iş. Yani %11.70'di sanırım videomda. İsteyenler çek edebilirler. Şunu demek istiyorum. Aslında Dio boyanın boya satışından yapmış olduğu karındaki artış %11.70. Ya bir varlık satar veya bir herhangi bir gayrimenkul satar o dönem dönemsellik içerisinde net dönem karı çok fazla artar. Bunu da nereden anlamamız lazım? Bizim bunları faaliyet raporunu okuduğumuzda. Belki bir arsa sattı, belki de bir gayrimenkul sattı. Belki de herhangi bir şekilde biz bunu bilemeyebiliriz. Evet ne olduğunu, ne bittiğini sadece faaliyet raporunu okuduğumuz zaman takdir edersiniz ki ben size burada bir 10 dakikalık video çekiyorum. 10 dakikalık video içerisinde de komple faaliyet raporunu incelemek uzunca bir süre olabilir. Bazı arkadaşlar evet öldük bittik yandık demesi evet %1.5 borsa düşmeyle kimse ölüp yanıp bitmez. Ben sizlere bazı anlarımı anlattığımda özellikle 2013 krizinde her gün %8 düştüğümüzü ben hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmayın piyasa değişikliği ayrı bir şeydir. Düzeltme ayrı bir şeydir. Kar satışı ayrı bir şeydir. Bir borsada piyasada %5 satılıyorsa bu kar realizasyonudur. Eğer %10'a, %10, %15 arasında bir satış varsa bu bir düzeltme hareketidir. Yani çok trend çok yüksek gidiyor. Bu trend bir aşağıya boyununu eğecek. Boyununu eğdikten sonra tekrar yukarıya gidecek. Yani trend aslında hala aynı trend. Boğa veya ayı trendidir. Sadece orada bir açı değişikliği vardır. Niye bunları düşünüyorum ben? Neden bu kadar pozitif olmaya çalışıyorum? Şundan dolayı pozitif olmaya çalışıyorum. Evet bir önceki videomda zaten Amerika'da çok fazla para basıldığını, Türkiye'de ise bu korona denilen illetin önümüz geride kaldığını artık bundan sonra önümüzde piyasanın açılacağı ya yani bundan daha kötüsünün olmayacağı bundan sonra da daha pozitif büyümeyi teşvik edici unsurlar olacağını özellikle kredi derecelendirilme kuruluşlarından daha iyi notlar geleceği içimde umut olduğundan dolayı pozitif düşünmek istiyorum. Peki borsada spekülatör bu şekilde düşünüyor mu? Bunu bilemiyorum. Yani özellikle Bank of America bazen çok ciddi spekülatif hareketler yapabiliyor. Şimdi bizim borsamızda çok basit, karışık, kurucuk değil. Şöyle ben Twitter'ı okuduğumda bayağı insanlar karıştırıyorlar. Şurada direnç var, şurada destek var ve şurada şey var. Ben size çok basit bir şekilde anlatacağım. Ben kendim ne düşündüğümü ondan sonra size tekrar döneceğim. Ben sizler için burada önceden çizdim grafiği, çizmiş olduğum grafikteki temel sıkıntı şu. Şimdi şurada biz acaba çift tepe mi olacağız? Yoksa şurada gördüğünüz gibi şurayı biraz büyütmeme müsaade edin. Büyüttüğüm zaman acaba şurada bir omuz çizeyim sizlere. Şu noktada omuz, şu noktada bir baş, şu noktada yeniden bir omuz oluşumu mu oluyor? Burada ne görüyoruz biz? Eğer burada bu oluşum varsa ters omuz baş oluyor. Ters omuz baş omuz formasyonu. Yani toba oluyor. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyorlar. Bunu da kırmızı yapayım sizler için. Biraz daha kalın yapayım. Şurada acaba hangi formasyon çalışacak? Şimdi burada genelde sıkıntı bu. Acaba bu yeşiller mi kazanacak? Yani ters omuz baş omuz formasyonu mu kazanacak? Yoksa çift tepe formasyonu mu çalışacak? Bunu ben size açıklayacağım. Bakın şurada 28 Ocak 2001 tarihinde bir düşüş var. Bu düşüş 143.431'e kadar geldi. Şu alttaki kırmızı çizgi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu alttaki kırmızı çizgiye kadar bu iğne attı. Şimdi bunu büyütmeme müsaade edin. Her şey anlaşılacak. Yani borsada ne oluyor ne bitiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu borsanın tam tamına yani 2001 yılından itibaren. Ta 2001 yılında ne yapıyordunuz bilmiyorum. 2001 yılından itibaren bu kanalın içinde. Bu kanalın içinde gidip geldiğinden dolayı şu aşağıda çizmiş olduğum küçücük yerdir o alttaki nokta. Yani şunu demek istiyorum. Aslında indikat traderlara bakarken veya analistlere bakarken kullandıkları indikatörler o kadar fazladır ki saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik, 6 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık kullanırlar. Yani saatlik sat derken 4 saatlik al der. 4 saatlik al derken hafta günlük sat der. Günlük sat derken haftalık al der. Yani işin açıkçası neyi nereye bakarken, hangi indikatörü, hangi zaman aralığına bakarken. Ben biraz daha makro bakıyorum. Trader bundan ziyade daha böyle şeye bakıyorum. Yani şimdi şu grafiğin üstüne çıkmışız. Şimdi biz tekrar eski grafiğe geldiğimizde burada arkadaşlar acaba hangi formasyonun çalışacağıdır? Bugünkü borsada hem spekülatörün hem de traderların hem de analistlerin hem de yatırımcıların kararsız kaldıkları nokta bu. Şöyle ki şuradan ben bir yatay çizgi çekiyorum. Bakın bugün 1515 kritik dedim Twitter'da. Bakın neden 1515 kritik? Çünkü şuraya gelip tıkladığını bakın siyah siyah çektiğimde bu çift tepenin alt formasyonuydu. Eğer 1515'i kırarsak bu çift tepenin alt formasyonu çalışır ve bu sefer aşağıya kadar bir düşüş olur. Nereye kadar bir düşüş olur? Onu da şuraya kadar diyoruz. Bakın burada söylüyor. Bakın çift tepe olduğu zaman diyor kırılma noktası. Biz tam bu kırılma noktasının olduğu yere yani desteğe geldik. 1515'e geldik. Peki buradan sonra kırılırsa ne olur? Fiyat hedef o kadar aşağıya gelir diyor. Buna bakalım. Şimdi fiyat hedef o kadar aşağıya gelirse o zaman çift tepede şu mesafeyi sizler için ölçüyorum. Bakın şu mesafe yani çift tepenin şu yukarıdan aşağıya olan mesafeyi. Ve burayı kırarsa şu kritik noktaya kadar geliriz. Yani acaba bunu alttaki kırmızı çizgiyi kırar mıyız kıramaz mıyız? Şu mesafeyi ölçüyorum sizin için. Şu mesafeyi getirdiğim zaman şu noktaya kadar kırarız. Bu sefer ne oluyor? Aşağıda 1440 görüyoruz. 1440'ı. Ha şimdi o zaman burada aylık kapanıştaki olan grafiğimize bakalım. Şunu ben aylığa getireyim. Şunları sileyim. Şu nokta değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi şu nokta. Şu nokta değerli arkadaşlar 1440. Yani Şubat ayı kapanış en kötü ihtimal 1440 olacak. Peki bu çift tepe formasyonu çalışmaz da yukarıya biraz önce demiş olduğum ters omuz baş çalışırsa ne olur? Yani öbür arkadaşlar diyor ki bir görüşte borsada şurası diyor bir omuzdur. Şurası da diyor bir omuz baştır. Şurada da bir omuz oluşumu var diyor. O zaman bu ters omuz baş formasyonuysa o zaman borsada ben şuradan bir yatay çizerim diyor. O zaman bakın nereye geliyoruz? Bakın arkadan hemen koydum 1581. Yani biraz önce ben diyorum ya tweetlerde. O zaman 1581. O zaman biz çift tepe formasyonu çalışmayacak. Şuradan da bir yatay alacağım. Şu noktadan da. Ve burada trende aldığımda şu noktadan şu noktaya doğru hedef fiyat olacak. Çültüyorum. Biraz da daraltıyorum. Ve bu sefer hedef fiyat nereye doğru gidecek? Bakın şu çizgi, siyah çizginin üzerine doğru koyuyorum. Koyduğumda şöyle gördüğünüzde 100, 1740 olacak. Şimdi piyasada savaş aslında bu. Yani acaba çift tepe formasyonu mu çalışacak? Çift tepe formasyonu çalışması acaba bir ters omuz baş omuz formasyonu mu oluyor? Çift tepe olursa altta kritik noktaya geliyoruz. Peki biz 15 yıllık trendin dışına neden çıktık? 15 yıllık trendin dışında şundan dolayı çıktık arkadaşlar. Aslında dolar kurunun olması gereken Türkiye'deki yeri 5,5-6 liradır. Bugün Brezilya realine baktığınızda zaten öyledir. Ancak bir ara hatta Brezilya reali dolar karşısında Türkiye'ye göre çok çok öndeydi. Ama Türkiye özellikle son 3,5-3,80'lerden sonra resmen bir rally ile 3, 7, 7 liralara 7,20 lira kadar gitti. Burada piyasa bozuldu arkadaşlar. Yani TL aslında ufak çaplı bir devalüasyon yedi. Yani biz ama borsamız yemedi. Yani TL değersizleşti. Piyasada her şey değersizleşti. Her şey değerlendi ve borsa değersizleşti. Şimdi bence aslında borsa bu değersizleşmeni yerine koyabilmek için o çizmiş olduğumuz 12 yıllık trendin üstüne kendini attı. Evet ben şuna inanıyorum. Kısa vade ikili tepe olabilir veya ikili tepeden dediğim gibi ters omuz baş olabilir. Ancak bu aylık kapanışta, Şubat kapanışında 1440'ın üzerinde kaldığımız sürece biz bu kanalın üstünde kalacağız ve yeniden pozitif olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok acemi insanlar var, çok tecrübesiz insanlar var. Konuyu bitirmeden önce size şunu öğüt vermek istiyorum. İyi bir trader, iyi bir borsacı şu şekilde olur. Borsa yükselirken veya almış olduğunuz hisse para kazanırken, kıymetlenirken ve talep görürken sorun yoktur. Herkesin onun için bir planı vardır. Herkes evet aldığı hisse para kazanırken planlarını kafada kurmuştur. Asıl sorun Almış olduğunuz hisse borsa düşerken ve hisseniz taban taban giderken traderın yapması gereken mutlaka bir B planı olması lazımdır. Unutmayın dediğim gibi finans sohbet şunu söyler. İyi bir trader borsa yükselirken planı olması değil borsa düşerken planı olandır der. Bu kanalda yer alan yorum bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın iyi bir hafta olsun. Allah'a ısmarladık çaylarımızı kahvelerimizi içelim görüşmek üzere.